Merhaba sürüm, ben Serdar ve Sanrı Sırları'nın bir başka bölümünde hoş geldiniz. Bu bölümde hayalet gemileri araştıracağım. Bakalım neler bulabileceğiz. Hayalet gemiler genellikle nerede gördüm, onun hakkında size bir bilgi vereyim. Gant Köprüsü var yine batıda. Sanırsın batısında San Fierro'nun kuzeyinde. Bu denizde. Hatta şu zaten şurası sanırım San Andreas'taki en büyük hani su parçası, hani haritanın dışını falan saymazsak hani burası gene var, ama burası yine gördüğünüz gibi sürekli bölünmüş. İşte yok köprü var, işte havaalanı var, iskeleler falan var, gemi var, ama burası en büyük kara parçası gibi. Su nasıl parçalanıyorsa burada böyle bir efsanenin böyle bir yeri doğması çok ihtimal. Bunu birazcık araştıralım. Birazcık şöyle etrafı dolaşalım arabayla. Ne var ne yok. Sonra bir tane şey çalıp kaçarız. Aynen. Şuradan bir tane şey çalıp kaçalım. Hatta şimdi kaçalım hemen. Onun hareket ediyor mu? Etmiyor. Çal kanka. Oraya kaç saat dolaşırsın CJ? Oo. Akıntı çok kötü. Çok hızlı. Akıntı tam ters. Olsun, yarısını açmışız. Bilmedi. Hadi. Burayı biz bir atlayalım. Yavaş yavaş etrafı dolanalım. Şurada bir tane gemi var. Bu gayet normal bir gemi. Görev sırasında gidiyorduk bu gemiye. Buna mı gidiyorduk? Evet, buna gidiyorduk. Çok iyi hatırlıyorum. Birçok kez başarısız olmuştum. Ses ne ya? Ödüm kopuyor. Ses çıktığında. Neyse. Birazcık... Sakin. Sakin. Burada işte Gant Köprüsü var. Gant Köprüsü'nün bu su şeyi, buraya ne diyelim, Tierra Robala denizi. Bu deniz boyunca ilerliyor. Baya büyük bir yer. Şurada bir tane köy var. Köyün adı ne? Köyün adı yok. Köyün adı Tierra Robada olduğu gibi. Ha, Bayside Tunnel diyorlar buraya. Burası da Bayside herhalde. Körfez. Burası zaten San Fierro Körfezi olarak geçiyor. Nasıl bir körfezse artık şu kısım. Nasıl bir körfezse. Her neyse. Şurada bir tane küçük bir deniz feneri var. San Fierro Körfezi aynen. Peki burası ne? Tierra Robada olarak geçiyormuş. Bazen buraya zombi şey için falan geliyorduk. Zombi serverı için Samp'ta. Belki oradan bilebilirsiniz. Dediğim gibi genellikle burada ortaya çıkıyor o bahsedilen gemiler. Biraz sonra hava kararacak ve her şey daha şey olacak. Ben birazcık da denizi gezeyim. Muhtemel yerlere bakalım. Gizemli yerler varsa veya gemilerin batmış olabileceği yerler varsa. Hayalet gibi olması için ilk önce batmış olması gerekiyor. Şurası var. Şurası da var hatta. Ama burası birazcık küçük kadar. Sanki buraya gemi girer mi? Ha, girebilir ama buraya çarpacak kadar ahmak değildir herhalde. Ama olsun. Gene etrafta deniz feneri falan yok. O da ilginç. Etrafta deniz feneri yok. Tabii şehrin şöyle aydınlanır da. Bir deniz feneri yok yani burada etrafı aydınlatacak. Şurada bir tane şey var. Küçük bir kumsal gibi şey var ama geminin kuma çarpıp bir şey yapacağını zannetmiyorum. Şurada bir tane daha gemi var. Oraya Woolsey'nin görevinde geliyorduk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Birazcık daha ilerleyelim. Bakalım neler var. Şurası bildiğiniz gibi zaten askeri gemi. Oraya gittiğiniz zaman yıldızlar falan çıkıyor. Hop! Hazır çarpıyorduk. Aynen şurada bir gemi çok rahat kaza yapmış olabilir. Buraya deniz canavarlarını ve köpek balıklarını araştırırken gelmiştik. Burada olabilir diye düşünmüştüm. Burada yuva falan kurabilirler diye düşünmüştüm. Evet, çok rahat bir şekilde buraya bir tane gemi gelip çarpabilir ama hiç şey falan da yok yani. Hiç böyle gemi
gördüğünüz gibi batığı falan da yok. Eğer hayalet gemi görürsek demek ki gemi batmış ve hala yüzüyor. Artık nasıl bir mantıktır bilmiyoruz ama bayağı uçtum ben gene. Evet, saat 9.30 oldu. Birazcık daha trafik kazası. Birazcık daha donanım etrafta. Hava kararıyor yavaş yavaş. Bayağı büyük bir köprü. Gerçek hayatta San Francisco'ya hiç fikrim yok. Şu an resmen sallayacaktım. Resmen sallayacaktım. Birazcık daha batıya doğru gidelim. Birazcık daha köprüyü aşalım. Batıya doğru gidelim. Bakalım bir şeyler var mı? Ondan sonra zaten okyanusa geliyor. Bayağı büyük büyük dalgalar. Yani gemi batabilir. Bizim gemi batabilir. Bizim gemimiz şu anda kullandığımız artık bu şeyin adı neyse. O bile bir hayalet gemiye dönüşebilir yani o derece. Evet doğru bakın. Şuradan itibaren artık okyanus tavanı var. Tabi bu şurada o kadar derin görünmüyor ama aslında çok derin. Bayağı derin. Yani CJ'in dibe ulaşması çok uzun sürüyor aslında. Şurası da çok derin. Hani San Fiore Körfezi de gerçekten çok derin bir yer. Gant Bridge, bunun adı Gant Köprüsü, köprünün adı. Daha önce milyon defa bahsettiğim gibi. Geminin adını bulmaya çalışalım. Şey yapabilirsek, dolanıp görebilirsek. İnşallah karaya oturmayız. Yok yok, oturmayız, oturmayız. Bu geminin genellikle sisli havalarda ortaya çıktığı söyleniyor. Yoğun sis olduğu havalarda ortaya çıktığı söyleniyor. Diğer bütün sürüler gibi. Bakalım bu gece sisli olacak mı? Aslında daha önce gelip gemiyi araştırdım. Hani birkaç gece harcadım burada ama. Gece değil daha doğrusu. Gündüz falan da baktım gemiye. O birazcık saçma oldu. Bu arada bu geminin ismi yok. Bu gemi isimsiz. Bu geminin annesi ve babası gemiye isim koymayı unutmuşlar. Gemi diye çağırıyorlar. Gene denizin dibine bakıyorum bir şeyler var mı diye. Fazla bir şey yok aslında. Aslında hiçbir şey yok. Hani insan bir kayalık falan bekler. Hiçbir şey yok. Bayağı bildiğiniz kum. Saat 12'ye geliyor. 12'yi geçecek birazdan. Sonra bir 6 saat daha bekleyeceğiz. Denizin dibine mi dalsam ya? Yok yok, birazcık bekleyelim. Etrafa birazcık daha bakalım. Şu anda zigzaklar çiziyorum artık. Şeyden, sıkıntıdan zigzaklar çiziyorum. O derece yani. Sis falan da olmayacak herhalde o gece. Gene böyle kaldık ortalıkta dang diye. Şöyle birazcık etrafa bakalım. Ödüm kopuyor defa şu ses çıktığı zaman. Bu arada o ses telefonumdan geliyor. Sürekli bir mesaj falan geliyor. Etrafa şöyle birazcık bakalım. Sniper'la. Belki birileri vardır. Belki bir şeyler vardır. Belki bize bir sürpriz yapar. Şuraya bir tane mermi sıkalım. Deniz feneri bir tek orada var. O da çok küçük hani. Yetersiz bence. Bayağı büyük bir deniz feneri gerekiyor buraya. Hani bir geminin gelip burada kaza yapmış olma ihtimali de bayağı çok yüksek. O sis basıyor galiba. Sis mi basıyor, bana mı öyle geliyor? Havada böyle bir değişim sezdim. Yoksa gece genellikle böyle mi oluyordu? İlginç. Baştan gemimize binelim. Gene uçak.
gelip geçiyor. Bu arada şunlar şuralarda bir yerde bir bug vardı ama şu anda nerede olduğunu unuttum. Oradan gene yerin altına falan iniyordunuz. Haritanın altına falan iniyordunuz. Çok acayip şeyler oluyordu. Birazcık okyanusa doğru açılalım. Birazcık okyanusa doğru ama Rockstar'ın haritanın dışında bir şey koyma ihtimali o kadar da yüksek değil. Harita dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Siz bir şey görürseniz haber verin bu arada. Her zamanki gibi. Ben gözden kaçabilirim. Normaldir. Yorgunluktur veya dikkatsizliktir. Veya ne bileyim başka bir şeye konsantre olmaya çalışıyorum şu anda belki. Hani bir şeyler başka yerlere bakmaya çalışıyorum. Başka yerlere konsantre olmaya çalışıyorum da başka yerleri kaçırıyorum. Olabilir. Bu konuda da sizlere güveniyorum her zaman olduğu gibi. Bu arada siz çıktığı zaman ortaya hani bu teoriyi destekleyecek bir büyük bir kanıt var. Sisli havalarda hani bilmiyorum normal havalarda oluyor mu? Şey oluyor buradan. Bir ses çıkıyor. Böyle bir gemi borusu gibi bir ses çıkıyor. Veya bilmem köprüden de gelebilir ama bakın bugün çıkmadı. Yani geceydi. Geceydi ve bugün çıkmadı. Belki bugün sis olmadığı için çıkmadı. Yani o yüzden hayalet şeyler bu konuda gerçek olabilir. Ve gördüğünüz gibi sisli bir gece yakaladım. Sonunda. Aha! Sesi duyuyoruz arkadaşlar. Sisli, sadece sisli gecelerde geliyor bu ses. Aynen bu ses çıkıyor. Lütfen. O da canım çok az. Onu da söyleyeyim. Her neyse. Lütfen. Söyleyin. Eğer bir şeyler duyursanız, bir şeyler görürseniz. Çünkü bu ses sadece böyle sisli gecelerde çıkıyor. Etrafa iyice bakmak istiyorum ben de. Bakalım birileri falan var mı? Gemi falan var mı? Gözünüze bir şey takılırsa izleyin. Ben de baştan izleyeceğim. Gözüme bir şey takılırsa videoyu baştan editlerim, koyarım. Hani çünkü ilk kez böyle sisli bir geceye geldik. Şu anda sis var değil mi? Evet. Aa yok şey bu. Şu anda yağmur yağıyor. Ama sis olduğu zaman ortaya çıkıyor yani o ses. O yüzden ben bayağı ikna oldum bu konuda. Hayalet gemilerin varlığı konusunda. Çünkü gerçekten böyle bir haftadır falan hani oyunun içi bir hafta falan gece bekledim burada. Gece hiç ses çıkmıyor. Genellikle şeyde ses çıkıyor. O sisli havalarda ses çıkıyor. O yüzden ben ilk kez böyle bir sıra onay veriyorum. Çünkü gayet sağlam bir desteği var. Ha, şurada durursak yağmur kesiliyor bu arada. En azından kendi üzerimize. Birazcık daha gezmek istiyorum yani. Rafi, ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Hatta şöyle yapacağım. Gezmeyeceğim. Direkt böyle sniperla etrafı dolanacağım. Çünkü daha önce de dediğim gibi o büyük şey sesi sadece ve sadece gece sisli olduğu zaman ortaya çıkıyor. Ve bu benim için bayağı ikna oldum. Yani ikna edici bir şey. Şimşeklere de birazcık dikkat edin. Belki bir anlık ortaya çıkan bir şey olabilir. Hani bir anlık ortaya çıktıysa göremeyebiliriz.
Yukarıdan da bir şey oynatıyorlar herhalde. Yukarıdaki kattan ses geliyor. Ben sanki şu tarafta bir şey gördüm ya. Sanki şu tarafta bir şey gördüm. Şunun dışında diyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Parlıyor sadece. Ha tamam. Aa. Ha yok, varmış içinde birisi. Ben şeffaf zannettim. Hayalet gibi bir şey zannettim. Ama şu tarafta bir şey gördüm yani. Ne bileyim, o şimşek çakması sırasında bir figür, bir şey gördüm ben bu tarafta. Neyse. Ha, belki de çok gaza geldim. Belki de çok heyecanlandım. Belki de kafamdan bir şeyler uyduruyorum şu anda. Ne olabilir? İnsanlığıma veriyorum ben bunu. Ama diğer ihtimalle gözden diğer ihtimalle şey yapmak lazım, ne yapmak lazım? Yok saymamak lazım. O ne? Ha şey, iskele. Şu tarafa doğru gidip bir bakalım. Neler var, neler yok. Ve bir kez daha geri döndüm. Bir kez daha sisli bir hava yakaladım. Gerçekten bayağı uğraştıktan sonra gördüğünüz gibi bu şey sesini etrafta duyuyoruz ve şu an etrafa bakıyorum. Evet, bayağı sık duyuluyor şu anda. Bayağı heyecanlandım. Uf, hiçbir şey göremiyorsunuz şu an sesten. Şöyle birazcık da şu tarafa giderseniz sis birazcık daha açılıyor gibi ama. Sesler gitti galiba. Hayır, gitmemiş. Bu sesler bayağı ürkütücü. Ben bunu ilk duyduğum zaman çok korkmuştum. Hakikaten çok korkmuştum. Böyle düşünmüştüm, hani acaba hayalet gemi mi diye. Daha önce dediğim gibi ben şu gemilerin de ses gemilerden de gelebilir. Şuradan da gelebilir ama gemiler zaten hareket etmiyor, olduğu yerde duruyor. Hani haritanın bir parçası. Şu köprüden de gelebilir ama neden köprüden geldiğini açıklayamam. Bilmiyorum çünkü ben de. Yani köprüden gelirse neden gelsin, mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Belki köprü kapanıyor diye bir şeydir. O da olabilir ama. Onun dışında bir şey bulamadım. Bulamıyorum da. Hani bu sesler sadece geliyor. Şeyin kendisini göremiyorum. Hani bir hayalet gemidir falan, figür atı göremiyorum. Sizler görmüşseniz dediğim gibi bana söyleyin. O ne? Yıldız. Sis de zaten yerini karanlığa bıraktı. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Yüzden keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.